Tecrübeli eğitmen Dalgıç Mehmet Havadan'ın yazısı. Aletli dalış, donanımlı dalış, scuba, tüplü dalış. Aslında aynı faaliyetin dönem dönem öne çıkan isimleri. Sonuçta tüpteki havayı soluyarak su altında bulunma faaliyeti. Tuhaf bir iştigaldir. Nereden baktığınızda göre ticari ya da amatör faaliyettir. Nereden baktığınızda göre spordur veya rekreasyonel aktivitedir. Tuhaf bir aktivitedir. Dalış eğitmeninin penceresinden ticari bir faaliyettir. Eğitmen dalmayı öğreterek para kazanır. Eğitmenden eğitim alarak dalışı öğrenmeye çalışan ise bildiğin amatördür. Siz hiç yaptığınız işi birebir aynı yapan birisinin, sizin dükkanın karşısına dükkan açmasını ve size rakip olmasını ister misiniz? İstemek insan doğasına aykırı olduğundan cevabınız belli, hayır. Oysa dalış eğitmeni süreç içerisinde eğitim verdiği, müşterisinin sistem gereği giderek bilgi ve becerisini artırıp, buna paralel olarak da bir öve seviyesini yükseltip kendisine rakip olacağını bilir. Yani dalış eğitmeni eğitim vererek kendisine rakip yaratır. Tuhaftır. Sistem de olağandan farklıdır. Mesela eğitmenliğin bir basamağından bir üst basamağa geçmek için birçok eğitim verip pekişmenizi ister. O aşamada amatör kalma imkanınız isteseniz de kalmaz. Mutlaka ticari faaliyetin bir parçası olmalısınız. Genellikle bir dalış kulübüne eğitmen olur, bilabedel çalışıp amatör kalırsınız ama bu amatörlüğü sadece kendiniz, mesai arkadaşlarınız ve kulüp sahibi bilir, dışarıdan görülmez. Tuhaftır. Dalış eğitmenliği profesyonel bir meslektir ama amatör bir spor federasyonuna bağlıdır. Aynı federasyona eğitim alan öğrenciler de amatör sporcu statüsünde bağlıdır. Tuhaftır. Dalış disiplinlerinin tamamı ticari işletmelerdir. Onlar da birbirinin ticari rakipleridir. Müfredat satar, eğitim kitabı satar, bir öve satar, sertifika satar. Eğitmen olursunuz, hangi seviyeden olursanız olun, bağlı olduğunuz dalış disiplini size aidat satar. Tuhaftır. Sonuçta her dalış disiplini dalmayı öğretir ama bazıları markette alacağınız ürünü ararken birkaç pişi daha almanızı sağlamak için dolaştırılmanız gibi dolaştırarak dalışı öğretir. Bir de eğitim materyallerinin albenisi yüksek ise pazar payı kesin artar. Tuhaftır. Ve bu tuhaflıklar içerisinde tuhaf olmadan normal kalmak zor bir iştir ama imkansız da değildir. Tuhaflıklar silsilesi içerisinde hakikaten tuhaflaşma emaresi dahi göstermeyen birçok eğitmen, dalgıç, sualtı sever de vardır. Belki de onlar sayesinde bu tuhaflıkların hiç önemi olmuyor. İyi dalışlar.